Çay, 5000 yıl önce Çin'de doğan insanlığın vazgeçilmezi. Çay bizim için adeta bir dost. Sabah çay, akşam çay, evde çay, işte çay. Hayatın her anında çay bizim için sıcak bir arkadaş. Çay ilaçtır ya. Onu o keyifle içebilmek, o demliği elinde alabilmek, o yudumu atarken var ya dudağında hissedebilmek. Her şeye bedel. Türkiye'de günde yaklaşık 250 milyon bardak çay içiliyor. Yani yıllık kişi başı 1250 bardakla dünya birincisiyiz. Vallahi ben bir demlik içiyor içtiğim. Bir demlik içiyorsun? Fazla bile olur. Bunun sabahı var, ikincisi var, bir de onu var, o var da var yani. Ancak piyasada kayıt dışı kontrolsüz kaçak çaylar da var. Kaçak çaya demin artırılması için kimyasal maddeler katılıyor. Bu da büyük tehlike oluşturuyor. Kaçak çayın içine çayın demini artırabilmek için taş kömüründen elde edilen ve aynı zamanda kimyasal bir madde olan anilin ekleniyor. Ayrıca içerisinde böcek ilacı kalıntıları da barındırıyor. Yurda kaçak yollarla sokulduğu için sağlık açısından denetlenmesi de pek mümkün değil. Kaçak çay aynı zamanda kansere, akciğer hastalıklarına, damar hastalıklarına ve bebek anomalilerine sebep olabiliyor. Genellikle Karadeniz çaylarını tercih ediyorum. Ama biraz da kaçak çay ve kokusu dolayısıyla çaya değişik bir lezzet vermesi dolayısıyla tercih ediyorum yani. Kaçak çay kullanmam. Kaçak çay, onda ne katılacağı belli değildir. Peki çay alırken nelere dikkat etmek gerekiyor? Öncelikle piyasa fiyatının çok altında satılan çaylara şüpheyle yaklaşmalıyız. Bilindik yerlerden bilindik markaları tercih etmeliyiz. Açık satılan ambalajsız çaylardan uzak durmalıyız. Bu konuda bizim eksik bilgimiz var. Kötü bir olay oldu ya. Yani. Bundan sonra dikkat edeceğiz. Kaçak çay içmemeye özen göstereceğiz.